Merhaba arkadaşlar, Envai Tatlara hoş geldiniz. Bugün hazır yufka ile mercimekli mantı yapacağım. Bunun için 2 tane yufka kullanacağım. 1 su bardağı mercimek ve orta boy soğan kullanacağım. Mercimeği biraz fazla tutabilirsiniz. 2 su bardağı kullanacağım ben. Yufkam büyük çünkü. Yufkalar büyük olduğu zaman zor durumda kalmayın diye 2 su bardağı mercimek kullanabilirsiniz. Fazlasını çorbaya çevirirsiniz. Az gelirse sıkıntı yaratır çünkü. Mercimeğimizi haşlamak üzere ocağımıza alalım. Mercimeklerimiz haşlanırken soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Mümkün olduğu kadar ince doğrayalım. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Kafi miktar tuz ilave edip ocağa alıyorum. Pembeleşene kadar kavuruyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. İsterseniz domates salçası ya da ikisini birlikte de kullanabilirsiniz. Taşladığımız mercimeği soğanımızın üstüne alalım. Mercimekleriniz çok böyle tane tane kalmayacak kadar çok haşlansın. Bakın gördüğünüz gibi şöyle yaptığınızda ezilebilir durumda olsun ki içinde çok çıtır çıtır olmasın. Tepsimizi kenara almadan önce şöyle tereyağı ve zeytinyağı karışımıyla altını yağlayayım. Yufkamızı ortadan ikiye bölelim. Yarısını kenara alalım. Yufkamızı şöyle ince yufkanın kenarına yayalım. Kabın içerisine şöyle yarım yemek kaşığı un alalım. Sonra şöyle 2 yemek kaşığı suyla çözeltelim. İçine şöyle erittiğimiz zeytinyağlı tereyağı karışımından 3 kaşık ekleyelim. Mercimekleri incecik yufkanın kenarına yerleştirdikten sonra şöyle incecik kıvırıyoruz. Bu hazırlamış olduğum unlu tereyağlı karışımdan şöyle sürüyorum. Bunu içine un ilave ettiğim için biraz da su koydum tereyağıyla birlikte. Biraz daha çıtır bir tat verecek. Ayrıca yufkanın açılmamasını engelleyecek, yapışmasını sağlayacak. Önceden yağladığımız tepsimizin içerisine yerleştirelim. Tepsimizi hazırladık. Daha önce hazırladığımız zeytinyağlı tereyağlı karışımımızdan üstüne sürüyorum. Güzel kızaracak. Diğer yufkamda dikdörtgen bir tepsiye yerleştiriyorum. Arkadaşlar bir yufkayı 2 porsiyon olarak düşünebilirsiniz. 2 yufka kullandım ben.
4 kişilik hazırlamış oldum. Sarımsaklı yoğurdu için 2 diş sarımsak. Yoğurdun üstündeki sos için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı pul biber kullanacağım. Evet, kızardı. Mantılarımız artık ocaktan alabiliriz. Servis tabağımızı aldıktan sonra